Ekrem İmamoğlu mu, Binali Yıldırım mı seçimde? Kim gelsin? Düşündünüz mü? Yayınlayacak mısınız? Tabii ki yayınlayacağız. Var mı o yürek? Tabii ki de. Halk Ekrem, YouTube'da yayın yapıyoruz. Bakabilirsiniz oradan. Ya problem değil. Ben şu ana kadar AKP'ye hiç oy vermedim. Evet. Hiçbir zaman da destekçisi olmadım. Hı-hı. Ben aslen Trabzonluyum. İlkokul mezunuyum. Şimdi o Trabzon olmuş, bu bilmem ne olmuş. O mesele değil. Mesele şu. Diyor ki 16 milyonun oyunu aldım ben. Şimdi bu ne demek? Bu bir başarı. Ama eğer bu oyları Binali Yıldırım alsaydı şu an bu tartışma olmayacaktı ve seçim olmayacaktı. Anlatabiliyor muyum? O yüzden şimdi mevzular farklı farklı yerlere gitti. Bunların en büyük korkusu ne? Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vakıflara yaptığı paralar. Siz kimin parasını kime veriyorsunuz? Bu memlekette önce cami diyorsun, 60 bin kişilik cami yaptırmışsın. Kim gidiyor? Kimsenin gittiği yok. Bize cami lazım değil kardeşim. Bunu dediğin zaman, aa sen Müslüman. Ben Müslüman değilim zaten. Ben Türk'üm. Türk'üm ben. Ama kimse çıkıp da dile bunu getirmiyor. Getirince bana diyorlar ki ya sen Müslüman değilim. Türk'üm ben. Çünkü gerçek Müslüman'da, İslamiyet'te böyle yalan dolan, hırsızlık, üçkağıtçılık yok. Ben ilkokul mezunuyum, iş bulamıyorum. Havalanla görüşmeye gittim. İlkokul mezunusun. Yok yaşın kurtarmıyor. Ne yapayım, yaşamayayım mı ben? Bana banka kredi verirken demedi bana sen ilkokul mezunusun, sana vermeyeyim. Neyse, uzun lafın kısası İmamoğlu diyorum. Trabzonlu olduğumdan ya da Trabzonlu olduğumdan değil. İnsanlara, bakın seyredin seçimlerden önce insanları kucaklamasına, bir de Binali Yıldırım. Bir de gençlere artık yol versinler ya. Gençlere ya. Binali Yıldırım ya, geç köşeni otur, torun torbanı sev. Cumhurbaşkanı 2023, ne olacak 2023'te? Sabah haberlerde söylüyor. Holdingleriniz var, şirketleriniz var, eleman niye almıyorsunuz? Onlar hangi birini alacak? Senin şimdiye kadar sattığın fabrikalar, memleketi parçaladınız. Memlekette huzur kalmadı. Soğan, domates, patates, biber aldı başını gidiyor. Ha, kimse buna ses çıkarmıyor. Çıkardığından bir kurşun kaç para? Kurşunun değil kardeşim, milletin karnını aç. Doyuracaksın, karnını aç. Benim babam, ben bir, en büyük benim. Birader, kız kardeşim. Üç, iki de kendisiyle beş. Bir kişi dört kişiye bakıyordu. Şu anda dört kişi bir kişiye bakamıyoruz. Ve gazetede şu anda diyor ki bir baba diyor 10 kişiye bakıyordu. 10 kişi diyor şimdi bir kişiye bakamıyor. Bu hale getiren kim? Şu anki zihniyetteki hükümet. Bu memlekette önce Suriyelileri göndereceksin. Dergahı ne kadar varsa, Hacı Hoca tayfası, bunların hepsini kapatacaksın. Para yardımı yapıyor. Efendime söyleyeyim, altın yardımı yapıyor. Cübbelisine tut. Adıyaman'daki dergaha kadar. Onlar bile başımıza bela olacak. FETÖ dediniz. Düne kadar FETÖ ile beraberdiniz. Şimdi ne oldu? İşin içine bu girince mevzular değişiyor. Bana diyor ki teröristsin. Sen tek başına iktidarsın. 17-18 sene, 23'e kadar da süren var senin. Abi çık. Memleket için bir şeyler yap. Bu memleket Türkiye Cumhuriyeti'dir. İslam devleti değil. İslam devleti olsa İslam Cumhuriyeti denirdi. Atatürk ilke ve inkılaplarından dışarı çıktığın sürece senin sırtın her zaman yerde. E bunu herkes biliyor ama korkudan kimse söyleyemiyor ki. Karadeniz'e gidiyorsun, Suriyeliler basmış. Türkiye'nin her tarafında Suriyeli var. Ben de Karadenizliyim, ben de Trabzonluyum. 45 yaşındayım, bak 3 aylık, pazar günü 3 aylık kızım olacak. Yani 3 ay doldurmuş olacak. Şimdi ben düşünüyorum, gece uykum kaçıyor benim. Geleceği nasıl olacak? Ben bunun nasıl gelecek hazırlayacağım? 6 yaşında bir tane oğlum var. 2 aydır aidatını vermemiş. Arkada git araştır, yalanın varsa de ki sen yalan söylüyorsun. Elektrik faturasını yatırmadı. Televizyonlarda bir de şunu söylüyorum. Müslümanlık adına Ramazan geldi diye bir aylık Müslümanlık yapmasınlar. Bir ay Müslüman olup da 11 ay gavurluk yapmasınlar. Müslüman dediğin 12 ay boyunca dürüst olur, yalan söylemez. Kafada adalet olmazsa aşağıdaki su koyu verir. Derler ya, affedersin, camide imam osurursa cemaat ne yapar? O da bilmem ne yapar. Bu böyle. Bu sistemin değişmesi gerekiyor. Değişmediği sürece sen istediğin kadar yırtın. Tamam, tek başına iktidar olabilirsin. Ona kimsenin bir şey dediği yok. Ama bir baba evlat ayrımı yaparsa o babadan bir şey hayır beklemeyeceksin. Sen cumhurbaşkanıysan bütün olacaksın. Bütün herkese sahip çıkacaksın. Yandaşçılık yapmayacaksın. Ben CHP'li de değilim, AKP'li de değilim. AKP hiçbir şey mi yapmadı? Yaptı, yalan yok. Yaptı, ben yapmadı demiyorum. Hastane mi yaptı? Yaptı. Ama ben 8 ay sonrasına oğluma randevu almaya çalışıyorum. Adama telefonda bağırdım. Cumhurbaşkanından randevu istemiyorum dedim. Kardeşim 8 ay sonrasında ben randevuyu ne yapayım ya? Adam 8 ay sonra ölecek. Hastane yaptın. Ne faydası var? Kanuni Sultan Süleyman. Suriyelilerden geçilmiyor. Doğru. Samatya'ya gidiyorsun. Samatya'da Suriyeli.
Oraya gidiyorsun Suriyeli, buraya gidiyorsun Suriyeli. Ben kardeşim neyim ya? Ben 18 ay vatandaş olarak askerlik yaptım. Askerlik 15 aydı 94'te. Ben 18 ay olarak gittim. Keriz miydim ben? Elin adamı gelecek neymiş? Müslümanmış Türkiye'de. Oh, maaş alacak. Yardım alacak. Bilmem neyi alacak. Üniversiteye burssuz parasız girecek. Benim gençlerim de böyle gezecek sokakta. 90 bin tane üniversite mezunu var. Hepsi boşta. Şimdi ona bakınca ben diyorum ki Allah, ben ilkokul mezunuyum. Üniversiteli adam iş bulamıyor. İlkokul mezunu olarak ben bulamıyorsam o adam ne yapacak? Ha, aradaki fark ne? O bekar, ben evliyim. Bu yaşıma kadar en büyük desteği ben eşimin tarafından gördüm. Başka hiçbir yerden görmedim. Babam desem benden beter. Birader desem benden beter. Anlatabildim. Yani İmamoğlu'ndan şuru şuru geldik ama şimdi öyle bir geliyorsun, buradan başlıyorsun, sona doğru geliyorsun. Hani iyiden başlayıp da kötüye gelemiyorsun. Öyle. Kötüden başlayıp hep kötüye gidiyorsun. Evet. Ha, iyi yok. Ben ilkokul mezunuyum. Şu ana kadar konuşma tarzımda bir terslik var mı? Yok. Neden? 34 senedir ben İstanbul'dayım. 86'dan beri. İnsanlarla ben nasıl konuşacağımı çok iyi biliyorum. Hastane yaptırdın. Eyvallah. Ha, Mersin'de hastane yaptırmışım. Millet ulaşım yapamıyor. Gidemiyor hastaneye. Doktora ben dedim ki günaydın diyorum hocam. Adam suratıma bakmıyor. Bayana gidiyorum. Günaydın diyorum. Suratıma. En son dedim ki ya hayırdır doktor hanım, niye suratıma? Adam dedi ki ya kardeşim biz dedi alışık değiliz dedi. Yani milyonda bir dedi senin gibi biri çıkıyor dedi. O yüzden dedi hani şey oldu. Tıp bayramında Bakırköy'e doktora götürdüm çocuğu. Kalbi delikti, düzelmiş. Hocam dedim tıp bayramımız kutlu olsun. Adam şöyle kafayı bir kaldırdı. Ben dedi yanlış mı dedim? Dedim yok hocam doğru duydun dedim. Tıp bayramı kutlu olsun dedim sen. Şimdi insanlarda iletişim eksik, bir konuşma, ahlak, üslup yok. Kızlarımıza bakıyorum, sokakta küfür ediyor. Ya şuna dikkat edin, AKP geldiğinden beri terör arttı. Ahlaksızlık aldı başını gidiyor, işsizlik aldı başını gidiyor. Elin adamı memleketime gelecek, her türlü olanaktan faydalanacak. Ama ben Türk vatandaşı olarak ben burada hiçbir haktan yararlanamayacağım. Sen Suriyeli'ye kalkıp birinci sınıf vatandaş muamelesi yapıp onu sen hastanede muayene ettiriyorsan ve benim cebimdeki, benim çoluk çocuğumun cebindeki parayı, doğmamış yetim hakkını ona yediriyorsan, Cumhurbaşkanı da dahil olarak zehir zıkkım olsun kendi adıma söylüyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük sıkıntısı aşağı yukarı yanlış bilmiyorsam 8 ya da 10 tane işte bilmem ne dergahına, bilmem ne TÜGE, bilmem ne TAGE, bu nedir abi? Okçuluk Federasyonu. Okçuluk Federasyonu'nun kendi bünyesinde kendi kazancı olması lazım. Belediye tamam spora destek versin, ona vermesin demiyorum. Ama milletin topladığın vergilerle verme abi. Başka bir yerden alternatif üret. Proje üretir gibi yap bir şeyler abi. Küçükçekmece'de al, seçimden önce bir türlü bitmedi pazar, ne oldu? Belediye başkanına diyorum ki ya başkanım diyorum. Kahvaltısına gittim, Face'te gördüler ve bana dediler ki ya sen AKP karşısın, gidip bir de utanmadan yemekleri... Kendi paramı yedim dedim hemşerim ben. Kendi paramı, benim verdiğim vergi. Nasıl vergi? Cep telefonu kendi adama faturası. Eşiminki de kendi adama. Bunun vergisini ben veriyorum. Sen vermiyorsun, o da vermiyor, öbürü de vermiyor. Kim veriyor, ben veriyorum. Benim verdiğim parayla ben kendi paramı yiyorum ya. Ramazan'da adam iftar veriyormuş. Adam bana diyor ki bunları kaldır diyor. Ben çiçekçiyim, dükkanından kaldır. Ya dedim çiçeğin ne zararı? Ya işte vekil gelecek mi? Vekil değil dedim, büyükbaş gelecek dedim bana. Zabıta gülmeye başladı. Bir saat sonra geçti, dedim ki biz de kalkalım mı dedim. Abi dedi ayıp ettin dedi şimdi ya bak dedi şimdi kalbim. Dedim çiçeği kaldıran adam beni de kaldır dedim. Yani vekil geliyorsa vekilin benden üstünlüğü nedir? Hiçbir üstünlüğü yok. Resmiyette sadece vekil. Milletin seçtiği vekil. Bakan bakıyor sadece. Bakıyor başka bir şey yaptığı yok ya. Meclise uyuyorlar. Yakında affedersin sıçtığımıza zaten vergi alıyorsun. Bir de nefesimize de vergi alacaksın. Diyecek ki aldığın nefese de vergi istiyorum ben. Abi vergi 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 ama bir yerde de dur abi ya. Bir yerde de dur ya. İş yerinde %10, evlerde %40 su indirimi yapıldı. Niye şimdiye kadar yapmıyordunuz abi? Şimdi senin bir projen varsa benim ayrı bir projem olması lazım. Senin projeni benim projemi de senin taklit etmemen lazım. Eğer kafa yapın genişse zaten kendi kendine proje üretirsin. Ekrem İmamoğlu diyor ki çıkalım diyor, telefonda diyor, televizyonda diyor, konuşalım diyor. Hadi çıksın bir tane delikanlı da konuşsun. Meral Akşener'i tehdit ediyorsun mesela. Niye tehdit ediyorsun? Bayanı tehdit eden, bayana tokat vuran, bilmem ne yapan aciz erkektir. Hah, Devlet Bahçeli Meral Akşener'i tehdit ediyor. Ya sen adam olsa zaten iktidar koltuğunu bırakıp gidersin. Meclise bak adam
uyuyor, 20-25 bin lira maaş alıyor. Kimin maaşını alıyorsun? Al gençler. Gençler okuyor. Bunların geleceği var mı? Yok. Boşu okuyorlar. Niye boşu okuyorlar? Yani bir gün üniversiteyi bitirecekler. Üniversiteyi bitirecekler. Ne yapacaklar? İşsiz kalacaklar. E ne olacak? Bu sefer yurt dışına gidecek. Çare yurt dışında arayacak. E ben kendi memleketimde, kendi toprağımda iş bulamayacağım. Sen bana alternatif olarak bir şey üretmeyeceksin. Benim kayınçom mekatronik mezunu. Zor bela adam eczacılık yaptı. Oradan bilmem nereye geçti. Bir firmaya geçti. Öyle. Ki zor bela. E şimdi bu gençler yarın bir gün üniversiteyi bitirecek. Kalacaklar, şap diye oturacaklar başka orada. Başka işlerde çalışacaklar. Şimdi üniversite mezunu olduğunu varsayalım. Ne okuyorsun şu anda? Ben şu an liseliyim. Tamam. Lise 11. sınıfım. Gelecekte üniversitede hani hayalin ne? İleride okuyup da şu işi yapmak istiyorum dediğin ne? Ben BESYO bölümü okuyacağım. Antrenörlük yapabilirim, beden eğitimi öğretmenliği. İşte bunu düşünebiliyorum ama ancak. Umutlu musun geleceğinden? Yani şu anlık umutluyum ben açıkçası. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Tebrik ederim seni. Umutlu olmak ne kadar güzel bir şey. Neye göre umutlusun? Ama o şimdi neden umutlu biliyor musun? Umutla yaşamazsan yaşam tamam, olmuyor bu sefer. Ama şimdi gençlerin anlamadığı bu şey şu. Sanıyor. Şimdi bu ne ben 60 yaşındayım. Bunun umudu beni şaşırttı. Ben 45 yaşındayım. İlkokul mezunuyum. Az önce bayana dedim ki iş arıyorum. İş bulmaya çalışıyorum. Adam bana diyor ki ilkokul mezunusun. İşte bize şu şartlarda şoför lazım. En son sinirlendim. Dedim ki kardeşim arabayı ben mi kullanıyorum, diplomayı mı kullanıyor dedim ya. Fıttırdım yani. Hayır, diploması olmayanı Cumhurbaşkanı yapıyorlar, sesleri çıkmıyor. Diploması yok diye şoför yapmıyorlar. Yani bu nasıl bir çelişki? Bu nasıl bir yaman çelişki? Ama ablacığım şimdi bunu anlatamazsın yukarıdakilere. Ama yani derdim yukarıdaki bir kişi iki kişi değil. Derdim böyle şu vatandaş. Vatandaş anlasın. Yukarıdaki anlasan olur, anlamasan olur. Neticede onu oraya koyan da biziz. Kadar gelmezdik. Oradan alacak olan da biziz. Millet bunun bilincine varsa, kendi benliğine, kişiliğine, ahlakına, varlığına saygı duysa bu memleket güllük gülistanlık olur. Öyle bir kişi böyle demiş, iki kişi şöyle. Bunlar geçici. Onlar gelir gider. Biz. Bu vatanın sahibi biziz. Bu vatanın sahibi biziz. Bizim gibi, bu nesil gibi geçmişte düşünselerdi bugün İngilizler bizi yönetiyordu. Ama o zaman o cahil denilen, o hiç okumamış denilen halk ayaklandı. Kendi geleceklerini kendileri kurdular. Ama biz bugün korkuyorum. Ayıp olur. O duyarsa ne der? Bu duyar, cehennemin dibini desin ya. Niye korkuyorsunuz? Ölümden öte köy mü var? Yok. Daha ne? Herkes bir gün ölecek zaten. Ben de sizden, kim yaşayacak? Ben de sizdeyim. Kadar. Sizden yana konuştum. Yani şey olarak bayan söylüyor. Belki de 15-20 dakikadır konuşuyorum. Türkiye'de şimdi bir seçim muhabbeti başladı. Ben de dedim ki AKP alsa idi eğer büyükşehri şu anda bu mevzular hiç olmayacak. Hiçbiri yoktu. Çok güzel. Çok güzel. Anlatabildim mi? Harika olacaktı onlar için. Güllük gülistanlık olacaktı. Ama buraya iftar çadırları kuracaklardı. He. Gariban insanlara gelin yiyin zıkım yiyin doyun gidin diyeceklerdi. Şimdi ben iftar çadırına hayatımda bir defa daha gitmedim. Hayatımda bir kere 18 ay askerlik yaptım. Mersin'de bir kere oruç tuttum. Dayanamadım, bozuyordum. Son anda uyudu kaldım. Dedim ki bundan sonra tutmuyorum dedim. Herkesin neden? Orucu namazı kendine. Ben de 6 yaşından beri tutarım ama kendime kime ne? Televizyonlara bak, reklamlara. Ramazan geldi diye patır 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 reklamlar var. Madem sen Müslüman ülkesin, Coca-Cola ile ne işin var senin reklamlarda, sofralarda? Neden kendin üretmiyorsun? Kendin üretmediğin sürece yani, dışarıya her zaman mahkum olursun. Siz Coca-Cola'dan niye bahsediyorsunuz? Ben köylü çocuğum. Biz saman üretemiyoruz. Saman. Bundan 17 yıldır 46 fabrika satılmış. 17 yılda madenler satılmış. Elektrik satılmış. Su satılmış. Siz neden bahsediyorsunuz? Ama ben satanlara kızmıyorum. Satanlar 3 kişi, 5 kişi, 15 kişi onlara kızmıyorum. Onlarla derdim yok. Onlar kendini bir yol tutturmuş gidiyorlar. Ben bize kendimize kızıyorum. Bize. Biz ne oluyor kardeşim? Bu vatan bizim, bu toprak bizim, bu fabrika bizim. Sen kimsin bana getiriyorsun da çay getiriyorsun. Benim kapıma çay getirdiler fırlatıp attım kardeşim. Sen kimsin bana çay veriyorsun? Kimsin sen bana çay veriyorsun? Benim vergimle gidiyorsun bilmem ahbabından tonlarca çay alıyorsun. Onu zengin ediyorsun. Onu da getirip bana dağıtıyorsun. Ben de sana teşekkür edeceğim. Yok ya biz o kadar onursuz bir millet miydik? Biz Allah, onurlu bir millettik. Ne zaman kendimizi makarnaya, çaya, kömüre sattık? İşte bu beni üzer. Elektrik olmayan yere çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gönderiyor. Yoksa yukarıdaki 5 kişi öyle demiş, böyle demiş. Bu beni üzmez. O 5 kişidir kardeşim. O 5 kişiye hak veren, oy veren
Bu insanlar beni üzer. Benim canım bunları acıtır. 17 sene önce, şimdi konu İmamoğlu'ndan girdi, buraya kadar geldi de. 17 sene önce bu camilerde ezan okunmuyor muydu? Namaz bu camilerde ezan okunuyordu. Cuma hutbelerinde de Tanrı Allah, tek Tanrı Allah'tır. Hazreti Muhammed onun elçisidir deniyordu. Bu kaldırıldı. Niye kaldırıldı? Elhamdülillah, açsınlar Türkçe Kur'an'ı okusunlar. Açsınlar Allah aşkına, hep şunu söylüyorum. Türkçe Kur'an okuyun. Kur'an'ı Türkçe okuyun. Bilmem hangi hocanın dediğine bakmayın. Allah'ın dediğine bakın Allah'ın. Allah sana diyor ki ben sana şah damarından yakınım diyor. Sen daha gidiyorsun. Hoca efendi böyle dedi, günah mı? Oruç sakın çiğnesem orucu bozulur. Allah cezanı versin. Lan artık televizyonda ayyuka çıkmış, her şey ortaya dökülmüşler. Sakın çiğnip orucu bozulmayacağını bilmeyen bir milletle birlikte yaşamak ne acı bir şey. Benim canımı bu yakıyor. Benim canım başkası yakmıyor. Bu millet 45 tane çocuğa tecavüz edilen vakfı protesto etmedi. Bunlar Müslümanım diye geçiniyorlar. Bunlar Allah'ın önüne secdeye durduklarında Allah'tan korkmuyorlar. Allah'tan utanmıyorlar. Kullardan korkmuyorlar. Millet millet. Benim derdim yukarıdakilerle değil. Bunlar gidip başörtüsü için ben... Eylem yapmış insanın, başım kapalı değil. İnsan hakları için eylem yaptım. O çocuklara tecavüz edildiğinde, o bakan çıkıp da vakfımızı kötülemeyelim dediğinde bu millet ayaklandı mı? Ayaklanmadı. Bu millet kendini Müslümanım diye kandırmasın. Çünkü Allah lanetlemiş bizi. Allah'ın laneti bizim üzerimizde. O çocuklara tecavüze ses çıkarmayan bu millet hiçbir şekilde iflah olmaz. Olmaz. Kimin çocuğu olursa olsun, benim çocuğum yok. Kimin çocuğu olursa olsun. Bizim parti, ne senin partin, ne, nereden, ne partiler geldi geçti. Ne partiler de geçmiş partiler. İnsanlığımızı kaybetmeyelim. Partiler gelir gider, bugün o parti gelir, yarın öbür parti gelir, yarın öbür parti. Yeter ki siz insanlığınızı kaybetmeyin. Bir sorun ya, babam ne yapıyorsun sen kardeşim? Babana sor, evladına sor, kardeşine sor, sen ne yapıyorsun? Çünkü bir gün Allah'ın huzuruna çekildiğinde sana baban, evladın kimse yardım etmeyecek. Sen Allah'la baş başa kalacaksın. Orada yalan yok, orada riya yok, orada seni kimse kurtarmayacak. Sübyan okulu ne anlama geliyor abla? Yani ben sana söyleyeyim. Çocuk, küçük çocukların okuduğu okuldur. Sübyan, manası budur. Sübyan kelimesinden ben acayip gıcık kapıyorum ve nefret ediyorum. Neden? Çünkü sapıklar, çünkü imam geçilenler sübyanı... Peki var, ben dedim sübyan okuluna vereceğim, işte Kur'an öğresin. Dedim ki Kur'an öğrenmek Kur'an, istiyorsan... Asıl Türkçe Kur'an yok mu evinize kardeşim? Kaç para Kur'an? Göndermiyorum dedi. Alın Türkçe Kur'an okuyun. Türkçe Kur'an okusanız zaten memlekette hiç sıkıntı kalmaz. Abla, dünyada sıkıntı kalmaz. Dünyada kalmaz. Dedi, Allah Arapça dilini, hani biliyor da dedi, Türkçe, İngilizce, Fransızca bilmiyor mu? Bilmez olur mu ya? Japonca bilmiyor mu? Türkiye'de yani en büyük Kur'an, sıkıntı. Kur'an bütün bak, dünyaya inmedi. Türkiye'de bize mi indi sadece? Araplara mı indi sadece? Dünyada. Bak, Türkçe okuyun Türkçe. Peygamber Efendimiz'i. Allah aşkına herkes bak, meal okusun. Ben Trabzonluyum. Oflu bir tane hemşerim var. Onlar biliyorsun yukarıya bağlılar. Ha, sen de Yunanlılara karıştın yani. Ha, biz de Yunanlara, Rumlara ha, karıştılar Rumlara zaten. Karıştınız. Ben önemli değil. Ben Türk'üm diyorum zaten. Müslümanım demiyorum. Vallahi Türk'üm diyorum ben. İnsan. Ha, o i̇nsan ayrı. Önce insan ben olsunlar. Ben kimsenin hakkını yemedim bu yaşıma kadar. Çok şükür, hırsızlık da yapmadım. Amin. Çoluk çocuğumun boğazından, karımın boğazından da şu ana kadar hiçbir şey geçirmedi. Ne mutlu sana. Amin. Bu nasıl? O kadar rahat gerisi uyuyorum hikaye ki geceler. Hepsi burada kalacak bu memnun. Sadece şu anda uyumamamın sebebi az önce bayana söyledim. Borcumdan dolayı. Gençlerin geleceği benim borcum da yok. Benim kimsem de yok. Ben yaşlı başlı kendi halinde bir kadınım. İşte sadece kendimi Allah'a adamışım. Her gün Türkçe Kur'an okuyorum. Her gün Allah'ı anlamaya çalışıyorum. Elimden geldiğince herkese diyorum ki şu çocuklara borcumuz var arkadaşım. Bu memleketi kurtaranlar can verdiler, kan döktüler. Bizim onlara borcumuz var. Onu söyleyecektim ben. Bu memleketin cumhurbaşkanı vardı tarafsız. Bu memleketin başbakanı vardı. Nerede bunlar? Sorun bir sorun. Herkes bir kendine sorsun. Biz ne yaptık? Evet derken ne yaptınız kardeşim siz? Ne yaptınız? Hemşerime dedim ki, dedim ben sana dedim bir soru soracağım. Atatürk dedim bu ülke için ne yaptı dedim. Hiçbir şey yapmadı. Tamam dedim, eyvallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedim bu ülke için ne yaptı dedi. O şöyle yaptı dedim ki yanlış. Sen dedim okuyorsun ya dedim. Boşa okuyorsun dedim bak. Atatürk dedim bu ülke için tek başına bir şey yapmadı. Atatürk liderdi, önderdi, yazardı, çizerdi, şöyle yaparsak böyle yaparsak vesaire. Tek başına hiç kimse bir şey yapamaz zaten. Ya dünyada bir lider, birinci lider Peygamber Efendimiz, ikinci lider Atatürk. Bunu dünya kabul etmiş. Türkiye için bunu, bunlar kabul etse ne olur, etmese ne olur. Çok abla, yurt dışında kaç tane Atatürk'ü bilir? Vicdanı var, olan, üstü, ahlakı olan, namusu olan herkes bilir ki dünyada en büyük lider Peygamber Efendimiz'dir. Ondan sonra da Atatürk'tür. Atatürk de bunu defalarca söyledi. Dünyada bunu kabul etmiş. Bu zavallı insanlar kabul etse ne olur, etmese ne olur. Peki dedim, Peygamber Efendimiz'in görevi neydi? Dünyaya insan yaşamayı anlatmak. İnsanca yaşamayı anlatmak. İslamiyet'in güzelliklerini yaymaktı dedim. Niye böyle zaten kaldı? Hayır, dinler niye zaten Araplara gelmiş? Çünkü bozguncu oldukları için.
Bir din bir yere niye gelir? Orada bozukluk vardır, ahlaksızlık vardır. Allah nebi gönderir oraya der ki git burayı düzelt der. Osmanlı için bizim düzelmemiz 600 sene dünyaya hükmetti diyorlar. Hükmettik tamam eyvallah ama dünyaya her tarafa güzellikleri yazdık. Tamam. Biz terse döndük bu sefer. Tamam. Yani onların pislikleri bize geçti. Biz onlara iyiliği, güzelliği yansıttık. Tamam. Anlatabiliyor muyum? Ya Allah razı olsun Osmanlı'da iyilik yapan, bu memlekete hizmet eden Osmanlı o bu kim olduğu önemli değil. Allah ondan binlerce razı olsun. Bu memlekete minicik bir zarar Kemal veren de Allah dedi, cezasını Kemal versin. Çebi dedi, senin dedi hemşerim benim değil dedim. İmam o benim değil dedim. Hepimizin hemşerisi. İlla ki Trabzon olması fark etmiyor. Karşı da olabilirdi. Diyarbakırlı da olabilirdi. Bana ne? Mesele o değil. Bana ne? Hepimizin başkanı olması lazım. Anlatmak istediğim buydu. Biz bir yerden girdik, Suriyeli'den çıktık. Aynen öyle. Girdik, öbür taraftan neyse, çıktık. Bekleyin, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sen bana bunun şeyini söyle. Halk ekranı YouTube'da. Tamam. YouTube'da.